Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı yaptığı açıklamada Düzce Üniversitesi'nin gösterdiği gelişimi göz ardı etmenin haksızlık olacağını söyledi. Düzce'nin göz bebeği tercih edilebilir bir konuma gelmiş tıp fakültesini yanlış ve farklı algılarla karalamanın Düzce'lere yakışmayacağını savundu. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı son günlerde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili konuştu. Taşlı, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin kurulduğu günden bu yana çok ciddi atılım kaydettiğini belirtti. Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde hastanenin kuruluşundan bugüne Düzce'de görev yapan idareciler, bürokratlar ve siyasilerin de gelişimine katkıda bulunduğunu dile getiren Taşlı, Düzce'nin sağlıklıdaki atılımlarını göz ardı etmek haksızlık, hatta bence biraz şahsi ve taraflı bir görüş ortaya koyar dedi. Biliyorsunuz biz esnaf kesimine hizmet ediyoruz ve fazlasıyla üyesi olan bir kuruluşun başındayım. Tabii ki üyelerimizden sağlık konusunda sıkıntıya düşenler de bireysel olarak bize başvurduklarında hem kendi ailemizin dışında da insanlara destek olmak adına hastane yönetimleriyle, hastanedeki bölümlerle, hocalarla birebir kurduğumuz ilişkilerle, doktorlarımızla, orada çalışan çok kıymetli doktorlarımızla ilişki içindeyiz. Bunlardan yardım alma dönemlerimiz oldu defalarca ve hala oluyor. Ben son zamanlarda Düzce Üniversitesi ile alakalı çok ciddi pandemi döneminde bir gayret, hem Düzce Üniversitesi hem Düzce Devlet Hastanesi'nde sağlıkçılarımızın yaşadıklarını unutmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü hem alkışlayacağız ayakta, hem de bazı konularda eksikleri yok mudur? Tabii ki Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde eksikleri vardı. Tamamlanması gerekir. Kişisel davranışlardan doğan, hastaneye yansıyan şahısların yaptığı yanlışlıklar var mıdır? Evet vardır. Bunlar da hastanenin işte hizmet kalitesine yansıyan şeylerdir. Ancak hastanenin tamamını, hocaların tamamını, üniversitemizin göz bebeği olan tıp fakültemizin bugün Düzce'de tercih edilir tıp fakültesi haline gelmiş bilgileri yanlış ve farklı şeylerle karalamak bizlere yakışmaz. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, Düzce Üniversitesi'ne ve Tıp Fakültesi'ne katkıda bulunacağı yerde eleştirmenin yanlış olduğunu savundu ve sözlerini şöyle sürdürdü. Mesela aslında Düzce Üniversitesi Hastanesi'ni çağın en iyi hastanesi haline nasıl getiririz? Bunu konuşmak lazım. Birileri bu işi yapıyor da yapmıyor da şeklinde değil. Bu üniversite hastanesine daha fazla katkı böyle sağlanırsa sağlık hizmetleri daha iyi alınabilir konuşmak lazım. Düzce'ye hizmet etmenin yolu budur. Düzce'liği sevmenin yolu budur. Düzce esnafına hizmet etmenin yolu budur. Bir şeyleri eleştirmek ya da kötülemek, sonucunu değiştiremediğiniz her şeyi istediğiniz kadar söyleyin. Değişir mi sonucu? Değişmez. Evet. Ama sonucu değiştirecek hareketleri, davranışları ve katkıyı sağlarsanız o işte sizin için olumsuz olan şeyleri düzeltme imkanına sahip olursunuz. Maalesef Düzce'de bunu pek göremiyoruz. Zaten Düzce'nin en büyük eksikliği de bu bana göre. Ve devam edelim. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. 2018 yılından beri görev yapan Ziya Selçuk görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Atamanın anayasanın 104 ve 106. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ve
bültenimize bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 4 araç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada ağır yaralanan sürücüye bölgeden geçen doktor ilk müdahaleyi yaptı. Kaza Ağlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Koca Ali Kaymakamlığı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre 46NE806 plakalı otomobil sürücüsü S.Ö. direksiyon başında fenalaştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki beton elektrik direğine de çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedenin yardımına o esnada bölgeden geçmekte olan Koca Ali Kaymakamı Doktor Emre Nebioğlu'nun eşi, Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Doktor Türkan Dönmez Nebioğlu koştu. Sağlık ekipleri bölgeye ulaşana kadar ilk müdahalesi olay yerinde Doktor Türkan Dönmez Nebioğlu tarafından yapılan yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın olduğu bölgede esnaflık yapan Yusuf Kurt büyük bir gürültü ile beraber araç kaldırıma çıktı dedi. Şurada kaldırımın başında biz burada motoru yaparken bam diye bir ses geldi ama biz dönmemize rağmen araba zaten kaldırıma çıkmıştı o gürültüyle beraber. Sonra zaten o lastiğin bir tanesi yerde, bir tanesi de kaldırımın üzerinde sürte geldi. Sonra gördüğün gibi sırayla zaten Lada'dan bir başladı Mercedes'e, oradan Fiat'a, oradan Ford'a vura gitti. En sonunda orada zaten Araca vurmuş herhalde. 4 araca vurdu ya. Kontrolden çıkan otomobilin aracına çarpan kazazede İbrahim Keçecioğlu ise araç yukarıdan aşağı doğru geldi. Maalesef sürücü kalp krizi geçirmiş dedi. Araba yukarıdan aşağı geldi, kalp krizi geçirmiş. Öndeki araba bir tanesi ya Mercedes'e vurdu. Ondan sonra geldi bana vurdu. Benim arabaya yapan var. Tamirci arkadaşım böyle arabası yukarıya doğru dönüktü. Ona vurdu. Aramızdan vurdu. Beni buraya kaldırıma çıkarttı. O arabayı karşıya vurdu. Araç bile gitti orman işletmesinin duvarına vurdu. Orada durdu. Ve kameralarımızı bu kez Bolu'ya çeviriyoruz. Tem otoyolunda yapılan operasyonda otomobilin yedek lastiğine sakladığı 534 gram uyuşturucu ile yakalanan ZA adliyeye sevk edildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili Batı Gişeleri mevki üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki yedek lastiğin içine gizlenmiş halde toplam 534 gram metamfetamin ve bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü 32 yaşındaki ZA ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akyazı Acella Yaylası'nda ormanlık alanda ateşe verilen çöpler panik oluşturdu. Ormana sıçramak üzere olan yangın için eline kovayı alan bölgeye koştu. Yangın büyümeden vatandaşlar tarafından nihayet ki söndürüldü. Ülke genelinde orman yangınları ile mücadele edilirken Akyazı ilçesinde bulunan Acella Yaylası'nda bilinçsizce yakılan ateş ormanı yakıyordu. Orman kenarındaki çöpler kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Orman kenarındaki alevler vatandaşlar tarafından fark edildi. Yangın söndürme tüpleri, kova ve bidonları alan vatandaşlar bölgeye koşarak alevlere müdahale etti. Kısa süreli paniğe yol açan yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olaya tanıklık eden Mehmet Yıldırım, havalar sıcak ve kuru. Allah korusun ağaçlar alev alsa yangını durdurmak imkansız olabilirdi. Böyle duyarsızlık olmaz dedi. Yeniden Bolu'ya dönelim. Bolu'dan bir yangın haberini getireceğiz ekranlarınıza. 4 bloklu bir apartmanın çatısında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışması sonucu güçlükle söndürülebildi. (Gülüyor)
Yangın Sümer Mahallesi 2843. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 4 bloktan oluşan apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm blokların çatısını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı apartmandaki vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Ekipler çatılardan düşen kiremitlerin insanlara zarar vermemesi için sokağın her iki girişini de emniyet şeridiyle kapattı. Şakası yok yani. Korku dolu anların yaşandığı yangından apartmanda yaşayan vatandaşlar çalışmaları gözyaşları içinde izledi. Bazı vatandaşlar ise yangına rağmen evlerine girerek balkondaki eşyalarını toplamaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Güney Azerbaycanlı Atilla Bozkurt, İran coğrafyasında yaşarken gördüğü baskı sonucu ailesini bırakıp Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Bozkurt, İran'da yaşarken tek suçumuz iş yerlerimize Türk bayrağı asmak ve Türklüğü savunmaktı dedi. İran coğrafyasında yaşarken gördüğü baskı sonucu Türkiye'ye gelen 30 yaşındaki Güney Azerbaycanlı Atilla Bozkurt yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Bozkurt, bizler Azerbaycan Türküyüz. İran'da yaşarken iş yerlerimize ve gittiğimiz herhangi bir yerde Türk bayrağı asmamıza ve taşımamıza büyük cezalar veren İran yetkilileri bizi ırkçılıkla suçlayıp zindanlara atıp cezalandırıyordu dedi. İstihbarat geldi, bizi aldı. Bir gün geldiler. Ben Ermeni bayrağı kabul etmem. Yani benim bölgemde Ermeni bayrağı, YPKK bayrağı dalgalanmaz. Azerbaycan bölgesi, Güney Azerbaycan Türkiye'nin doğu tarafıyla komşudur. İran içinde PKK bayrağı dalgalanıyor, PJAK bayrağı dalgalanıyor. Yani terör örgütünün bayrakları dalgalanıyor. Ermeni terör örgütünün bayrağı dalgalanıyor. Rus bayrağı var ama Türkiye'nin Azerbaycan bayrağı orada yasaktır. Yani Türklüğü diyorlar ki siz Farslısınız, siz İranlısınız, siz Aryaysınız. Biz ne Farsız, ne İranlıyız, ne de Aryayız. Biz özbeş Türk evladıyız. Ben ailemi bırakıp Türkiye'ye gelip Düzce'ye yerleştim diyen Bozkurt, tek isteğim kimliğimdeki İran yazısını kaldırıp Türk vatandaşı olmak dedi. Başka bir şeyim istemiyorum, para istemiyorum, mülk istemiyorum, hiçbir şey. Yeter ki benim kimliğimin üzerinde bir leke var. İran hatta bir leke var benim kimliğim üzerinde. O lekeni silmeye çalışıyorum. İran yazıyor. İran yazıyor. Ben o lekeni sildirmeye çalışıyorum. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm, yani Azerbaycan Elçi Bey zamanında bizim Azerbaycan'da eskiden pasportlarımızın üzerinde Türk yazıyordu, Azer yazmıyordu. Biz Türk'üz ama şimdi İran işgal etmiş bizim topraklarımızı. Pasportumuzun üstünde, kimliğimiz üzerinde İran yazıyor. O lekedir. Bir 45 milyon Türk'ün İran içindeki Türklere bir büyük lekedir. Ben çalışıyorum bu lekeyi silmeye ve devletten de isteğim budur. Bize artık sahip çıksın. Tatil için denize gidemeyen vatandaşlar sıcak havalarda serinlemek için Bolu'nun Pamuk Kalesi olarak bilinen Akkayalar'da serinliyor. Bolu kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Bolu'nun Pamuk Kalesi olarak adlandırılan Akkayalar travertenleri sıcaklardan bunalan ancak denize gidemeyen vatandaşların akınına uğradı. Yeşil doğası ve mineral yönünden zengin sularıyla ilgi odağı haline gelen Akkayalar içerisinde bulunan havuzlarıyla deniz özlemini gideriyor. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Akkayalar'daki havuzlarda serinleyen tatilciler hem yüzerek hem de dinlenerek keyifli anlar yaşıyor. Akkayalar traventerlerinde işletmeci olan İrşat Çetin, vatandaşların mineralli sularda serinlemeye geldiklerini ve rağbetin yüksek olduğunu belirterek burası Türkiye'nin küçük Pamuk Kalesi dedi. Pamuk Kalesi'nin 1/3 kadar travertenlerimiz var. Onun haricinde açıktaki bütün su doğal maden suyudur, mineralli sudur. Kalsiyum değeri yüksek, sodyum değeri yani tuz değeri çok düşük bir sudur. Bu suda vatandaşlar serinlemeye gelirler. Kimisi serinlemeye gelir, kimisi çeşmelerimizden içmeye gelir. Havuzlarımız 100 santim ile 125 santim derinliği arasında doğal mineralli sudur. Yani doğal maden suyu havuzlarıdır. Kaynağından çıktığı gibi dinlendirilerek havuza verilir. Ve buradaki su travertenlerden
aşağı boşalır. Doğal bir sirkülasyon yok, doğal bir yenilenme vardır. Suya her saat 70 ton bir giriş vardır ve 70 tonluk çıkış vardır. Eski kullanılmış su tekrardan yerine dönmüyor. Bayağı bir rağbet var. Yani çevre illerden olsun, yani Bolu'muzdan olsun, yani ciddi bir rağbet var. Metehan Taşdemir isimli tatilci ise Bolu denize sahip olmadığı için arkadaşlarımız da Akkayalara gelip serinliyoruz ifadelerini kullandı. Bolu için güzel bir yer. Sürekli burayı tercih ediyoruz. Bayağı güzel, herkese öneriyoruz. Meteoroloji müjdeyi verdi diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de bunaltan aşırı sıcaklar yarından itibaren yerini artık yağmurlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği ilimiz çevrelerinde yarın çok kuvvetli sağanak yağışların öngörüldüğünü bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ülke geneli parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı ile Düzce çevrelerinde çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ve spor. Düzce Spor Teknik Direktörü Yavuz İncedal Oksijen TV spor servisine önemli açıklamalarda bulundu. İncedal, 3. lig koşan, mücadele eden bir lig, oyuncularımızı da buna göre seçtik dedi. Teknik direktör Yavuz İncedal Oksijen TV'ye verdiği demeçte Bolu Karacasu kampına gideceklerini söyleyerek bazı serzenişlerde bulundu. İncedal, 3. ligin para ligi olduğunu, takımların trilyon ve üstü ücret ödediklerini belirtti. Düzce Spor Teknik Direktörü Yavuz İncedal 8 Ağustos'ta Urfa Karaköprü Belediyespor, 10 Ağustos'ta Tarsus İdman Yurdu ve 13 Ağustos'ta Soma Spor'la 3 hazırlık müsabakası oynayacaklarını, son olarak da kendi sahamızda Sakaryaspor'la dostluk maçı oynanacağını belirtti. Sakaryaspor maçını Başkan Gökhan Kapoğlu'nun çok istediğini vurgulayan İncedal, bütün komşu takımlarla iyi ilişkiler içinde olacaklarını ifade etti. Teknik adam takımın iyi yolda olduğunu, iki kamp dönemi geçirdikten sonra oyunculara 3 gün izin verdiklerini, bu iznin oyunculara çok iyi geleceğine inandığını söyledi. İncedal, 3. lig koşan, mücadele eden bir lig, oyuncularımızı buna göre seçtik. Sahada her şeyini veren, gerekirse agresif, tekmeye kafa uzatacak bir oyun sistemimiz olacak dedi. Ve ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz. Ancak sizlerden fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi akşamı saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.